Farukiye İslami İlimler Külliyesi, Kahramanmaraş'ta İslami İlimler alanında hizmet verecek. Ba'asallahu Teala ala ra'si 40 seneten, Allahu Teala Resul-i Ekrem'i bizlere 40 yaşında peygamber olarak gönderdi. Ülfet Vakfı bünyesinde 2019 yılında cami kısmı hizmete açılan Farukiye İslami İlimler Külliyesi, 150 kişilik kapasitesiyle yeni nesillere İslami ilimler alanında eğitim vermeye hazırlanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem suret olarak hem de siret olarak onun ahlakını bizlere aktaran bir kitaptır ve nadide bir eserdir. Külliye, mimari açıdan dipten başa İslami hassasiyet gösterilerek inşa edilmiş durumda. Kahramanmaraş Farukiye İslami İlimler Külliyesi divanında bulunuyoruz. Malum kadim medeniyetimizde medrese kültürü var. Biz de Farukiye İslami İlimler Külliyesi olarak arzu ettik ki Osmanlı'da, Selçuklu'da, daha da ilerisinde gittiğimiz zaman Endelüs'te, Abbasi'de, Emevi'de olan o medrese ruhunu, ecdadın bize getirmiş olduğu eğitim sisteminin, eğitim modelinin emanetini günümüz insanına, günümüz öğrencilerine, talebelerine hissettirelim. Bu manada mimari yapımızın içerisinde şunu değerlendirelim istedik. Hemen yanı tarafımızda konferans salonumuz var. Yani ilmi inşallah tedrisatların işleneceği, müzakerelerin yapılacağı yer var. Orada çıkan talebelerimiz ve orada eğitim faaliyetleri için bize katkı sunmak üzere gelen akademisyen hocalarımız, üstadlarımız, büyüklerimiz çıktığı zaman o odadan o eski medeniyetimizde olan divan dediğimiz odaya otursunlar. Şu an biz külliyenin divan odasındayız. Ülfet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Avukat Abdurrahim Taylan, külliyeyi bir medyaya tanıttı. 12 tane ilim var medreselerde ders verilirler. Bu 12 ilmi temsil ediyor bu 12 sütun. Bu sebeple de hocamızın o mimari manada müdahalesinde dedik ki medreselerin 12 ilmini de sütun olarak biz buraya yerleştirelim. Ortada da malum çeşme var. Buradaki bu fiskiye de o inşallah yaz geldiği zaman buralarda biraz daha çalışmamız olacak. Talebenin o stresini, hocanın stresini alacak, rahatlatacak o suyun sesiyle, bereketiyle. Bu açık alanda da talebelerimiz ikindi namazından sonra talebeler medreselerde bu eskilerin de ve şu anki modern tıbbın da hatta üniversitelerin de tavsiye ettiği bir şey ayakta ezber yapma. Hareketliyken vücut böyle daha fazla kalıcı ve sağlam oluyor o ezberler. O öğrenci ertesi güne vereceği dersi ikindin sonrasında ezberliyor ve burada dönerek ezberliyor ayakta. Avukat Abdurrahim Taylan, külliyenin inşa amacının bir nesli ihya etmek için ne yapabiliriz kaygısı için olduğunu dile getirdi. İnşallah Kahramanmaraş'ımızın özelinde ülkemiz için ve dünya Müslümanlarına hizmet edecek, o kadim medeniyetimizin medrese köprüsünü bağlayacak, dünü unutturmadan bugünün koşullarını bilerekten yarına hitap edecek ölçüde bir neslin yetişmesi amacı yapılmıştır. Rabbimize hamd ediyoruz. Temelinde insan yetiştirme fabrikası niyetiyle adım atmıştık. Rabbim bu fabrikaları çoğaltsın. Çünkü bugün günümüzde her şey var, insan yok. Büyüklerin tespiti bu yönde. Derler ki bugün hamdolsun dünya rahatlıklarıyla her şeye ulaşıyoruz. Artık İstanbul'a bir saatte gidiyoruz. Demiri havada uçurtuyoruz. Muazzam mühendiseler, mühendislikler var. Ancak huzuru sağlatacak insan yok. O adaleti, merhameti, muhabbeti esas kılacak insan yok. Bunun yetişmesi manasında her birimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. İşte Farukiye İslami İlimler Külliyesi'nin de amacı, gayesi evvela Kahramanmaraş'ımız özelinde ülkemize, medeniyetimize yakışır bir neslin ihya edilmesi amacıyla ne yapabiliriz'in kaygısıdır. Bu manada burada Kahramanmaraş'ta yaşayan ve Kahramanmaraş'ımızın dışında İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinde ders gören ve İslami ilimler alanında hakikaten yetişmek isteyen kardeşlerimize bu müessese kapılarını açmış durumda hizmete, faaliyete başlamıştır. Külliyede verilecek eğitimler İmam Hatip liselerinde ve İlahiyat Fakülteleriyle eşdeğer durumda. Burada İmam Hatip ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören özelinde bunlar var. Ama bunun dışında da İslami ilimlerle meşgul olan kardeşlerimize İslami ilimler manasında Arapça ve İslami ilimlerin ana kaynakları ders verilmekte, anlatılmakta. Bu manada akademik çalışmalar vesaire bireysel çalışmalar hususunda ne yapabiliriz'in kaygısı güdülmektedir. Bunun yanı sıra da irfani manada az evvel sıraladığımız üzere
rüyasını kurduğumuz medeniyet için lazım olan o ruhun yeşermesi manasında bir muhabbet, ülfet, ünsiyet, merhamet ve birbirimize karşı adaletli bakışların tesisi manasında ne yapabilirizin kaygısıyla hizmet verilmektedir. Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir. Allah inşallah güzel güç, imkan verir de bu sayıyı daha fazla bir aşamaya yükseltiriz. Ancak şu çok mühim, sayılardan daha fazla, yani kemiyetten fazla keyfiyet önemli, kalite önemli. Biz birleri yetiştirelim, inşallah o birler binleri, on binleri, yüz binleri doğursun. Bu manada da Allah hayır sahiplerinin ve buradaki emektar hocalarımızın emeklerini kabul buyursun diyoruz. Taylan, burada eğitim görecek talebelerin açık öğretim yoluyla normal okullarından da rahatlıkla mezun olabileceklerini belirtti. Buradaki talebelerimiz İslami ilimler üzerine eğitim alıyorlar. Yani bir İmam Hatip öğrencisinin, İlahiyat Fakültesinin okumuş olduğu fıkıh, tefsir, hadis, Kur'an, belagat, mantık, usul fıkıh, usul hadis, tefsir, Kur'an ve tecvid ilimleri gibi siyer-i nebi, tasavvuf, ahlak. Bu maddeleri sıralayabiliriz. Bunların tabii ki İmam Hatip ve ilahiyat prosedüründe, eğitim modelinde karar kılınmış bu dersler, tarihi mastar dediğimiz, esas dediğimiz, kaynak dediğimiz kitapların birebir kendisinden Arapça dil üzerinden yapılmakta. Ve bunun yanı sıra talebelerimizin her biri İmam Hatip ve İlahiyat fakültelerini de haricen açık öğretim usulü dediğimiz usul üzerinden tamamlamaktadırlar. Dolayısıyla iki kanatlı bir kuş gibi.